Günaydın. Yeni bir videodan herkese selamlar. Şimdi saat 9.30. Toros işte ya, gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani gerçekten maşallah. Araba biraz ısıtsın. Hava soğuk, gece -6-7 dereceydi. Şimdi nasıl yapıyoruz yine? Şu Huni'yi alayım. Nasıl yapıyoruz? Yarın yine bir yağmur gösteriyor. Cuma günü ben bir 40 dönüm sürmüştüm. Dün bir 40 dönüm kadar daha sürdük. 100 dönüm yer kaldı gideceğimiz bölgede şimdi. Oraya da babam sabahtan gitti 6-7 gibi. Ben de gideceğim şimdi, işte mazot olursa mazot ekleriz. Tarlanın başında da kalsın. Bugün akşama kadar çalışırız orada. Gaz biraz fazla oldu ya. Isınınca devir yükseldi. Buzlar da çözülmeye başladı. Çatıdaki buzlar bakın şıpır şıpır damlıyor yerlere, süzülüp. Şanzıman donmuş, şanzıman. Mikser olacak. Çarpmayalım onu. Dibimizdeyim şu an bak. Burada
neler yapıyorlar? Yani ağaç mı dikecekler artık, ne yapacaklar bilmiyorum. Esen oraya ağaç dikilmiş de sen aslında kurdu bakılmadığı için. Diktiler ama arkasını arayan olmadı. Onlar da hep kurdu gitti. İşte biraz tuttu. Şöyle mesela bak. Bu. Burada bir yeşillik var. Normalde bunlar yoktu yani, bu ağaçlar burada yoktu. Ağaçlar karışık. Ağaçlandırmadan bir tek geriye buralar kaldı böyle. Bakılsaydı onların hepsi büyürdü de. 3 çanta mazot aldım şimdi. Traktörün mazot azaldıysa orada mazot ekleriz. Evde mazot da bitiyor. Az kaldı. Zaten sürecek yerimiz de çok az kaldı. Bir de 50 dönüm bir tarla bizim köyün içinde var. Bakalım. Yarın yağmur yağmazsa oraya da süreriz. Tarlada görüşmek üzere arkadaşlar. Pazara mı gideceksin sen şimdi? Ne? Burası biraz da şey, çekir yolun. Ondan sonra çekir. Aldım onu da. Gitti bu da. 20 dönüm geçmiştir ama sürdüğün yer ya. Geçti canım. 4 saat oldu. 4 saat geçti en arası yani. 7 dönüm geldi ve 7 dönüm geldi. Kollar ayarlıdır ya. Bak, şuradan yine mi kaydı acaba, baksana. Biraz aşağıda ya. Hakikaten. Ya da şunu aşağıya sonra çık. Oynamaz ki şimdi de. Kaldırıyoruz mu? Bir motor çalıştır vereyim ya. Koldan ayırsa ve koluncu yapmışız. Ondan değil o. Kabindeyiz arkadaşlar. Bakmam gereken bir şey var. Hayda. Kabin de çok sıcak ya. İnternetimi çekmiyor. Alakalı bir şeye bakıyorum da. Bir saniye.
insanların yerini falan değiştirmiş o. Aa, kulları çevirmiş ki o ya. Motoru durdurduk ya, devir sabitleme falan çıktı şimdi. Bir de vites ayarları da değişti. Ben geldiğimde gördüğüm kadarıyla biraz çamur traktör zorluyordu. Ya ben dün de fark ettim de, dün akşam uğraşmak istememiştim. Şimdi biraz bir kullanayım, bir bakayım. Tekeri bir tık aşağı indirmek isteyebilir ya. Çünkü kuru ayara göre ben tekeri biraz kaldırmıştım, kulluk daha derine gitsin diye. Şu an hani yağış olduğu için, bu niye böyle saçmalama ya? Şu an yağış olduğu için çok derine gidiyor teker. Derinlik ayarı bayağı bir şey. Salınca tabii şu an bir de ilk saldığı an ya, biraz daha çamur fazla olur. Çiziyi iyi kötü bir dizleyeyim, düzleyeyim de. Bir yerde yeter. Çünkü daha yaşım da genç yani. 24-25 yaşındayım. 95-96 kilo. Yani boyum da 1.90-1.95 olsa neyse ama dedim en iyisi ben diyete başlayayım. Diyet yapıyorum şu an. Köydeyken de uyumaya çalışıyorum. Şehirde zaten uyuyorum. Yani hiç, şehirde hiç sapmamıştı da. Burada yine birkaç kere böyle bir fazla kaçırdığım oldu. Bayağı bugün tam sanırım 2 hafta oldu. Aynen. Bugün 2 hafta 1 gün oldu. 15 gün. 15 gündür diyetteyim. Bayağı 9-10 kiloya yakın verdim bu arada hemen hemen. Ya ilk aşama biraz hızlı oluyor zaten. Ödem falan attım vücudum biraz da. Bol su falan. Rezalet. Yani hiç para kalmadı diyebilirim. Sıfır. Hiçbir şey kazanmadım bu sene yani.
Zaten kazansak biliyorsunuz ki gelişmeyi, büyümeyi böyle yeniliklere açık diyelim yani. Seven insanlarız. Gördüğünüz gibi yani hiçbir değişim yok. Çünkü kazanç yok. Yani bu kadar büyük yatırımlarla bu kadar az kazanç. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ben. Yok yani gerçekten kışı geçirecek para yok o kadar. Sağ olsunlar gerçekten. Diferansiyel kredi çıktım bu arada şey rampayı. Çünkü ciddi bir çamur olmuş. Ya normalde piston şu kola bağlıydı, bana daha rahat geliyor. Babam kendine göre şunu değiştirmiş. Biraz o yüzden yadırgadım. Yanlış şey tutmuşum. Bu tarafın ön tabanda bir batma sorunu vardı. Şimdi bir bakayım ben ona. Saniye hemen geliyorum arkadaşlar. İnşallah bunun ağzı kurtarır. Teker ayarlamam lazım ya. Arkadaşlar buradan bakın, bunun burada bir tane kilit civatası var. Kilit civatasını açtığınız zaman böyle açılmaya başlıyor. Uzatırsanız teker daha yukarıda kalır. Daha yukarıda kalırsa da pulluğunuz daha az batar. Şu ayarı bir deneyelim. Evet, kilidi de aldık. Aynı işlemi aşağıya da yapıyorsunuz. Biraz pis bir şey, elimizi batıracak ama. Eldiven takmadık, üşendik. Kilitleyelim bakalım şu an ne durumda. Aşağıdakiyle 4-5 yuva var. 5 yıl var, tamam. Üşüdüm, o yüzden biraz acele yapmaya çalışıyorum. Traktörün içi çok sıcak diye kısa kolluyla çıktım. Hadi bir de şimdi deneyelim. Ya bir orantısız batıyor çünkü, çok batıyor, anladınız mı? Motoru yoruyor. Soğuk. Tamam. Şu an çok güzel oldu. Rampa yukarı yemedi. Çok dik ama şu an çıktığımız yer ya. Evet, şu an tam ayarında arkadaşlar. Ya az önceki sıkıntı şu. Ben dün akşam da fark ettim onu da. İşte dedim ya, çok soğuk diye teker ayarını yapmaya üşenmiştim. Teker dönmüyor. Teker çok yukarıda çünkü.
boşta gibi gidiyor. Teker dönmüyor. En ufak gelen bir çamur tekerde tıkadığı için direkt teker dönmeyi kesiyor. Tekerin hassasiyete hiçbir faydası ve katkısı olmuyor öyle olduğunda da. Şu an mesela teker full dönerek geliyor. Yine biraz mısır sapı var üstünde ama en azından teker üstünde geliyor pulluğun arkası. Böyle olduğunda da motor çok güç bindirmiyor. Pulluk teker de gelmediği zaman zaten ne var ne yok batıyor. Bir dengesiz oluyor. Motor pulluk batıyor. Çünkü teker yok. Onu tutan bir şey yok. Bu sefer motorun hassasiyeti pulluğu yukarı kaldırmaya çalışıyor. Hop. Motorun hassasiyeti bu sefer pulluğu yukarı kaldırmaya çalışıyor. Pulluğu yukarı kaldırmaya çalışırken çok derinde olduğu için fazla kaldırıyor birden. Bu sefer çiziği bozuyor. Rampaya geldik. Güneşlenelim biraz değil mi? Hava soğuk. Şanzımana da buçuk lazım. 6 ile 7'nin arası lazım mesela. 6'da 5.7 yapıyor, 7'de 7 yapıyor. Arası lazım. 6.5'da gider mi? Evet, saat sanırım şu an 10.55 sanırım değil baktım. 10.55. Vaziyet böyle. Burası bitince hemen bir yan tarlaya atlayacağım. Sonra bir yan tarlaya atlayacağım. Hadi bakalım. Şu an farklı bir tarlaya geçtim. Diğer tarla zaten direkt yandaydı. Onun alt yastık başını yaptım, üstü kaldı. Alt yastık başı bitince direkt karşıdaki tarlaya atlayıverdim arkadaşlar. Burası da zorluyor motoru. Burası da ağır biraz. Biraz fazla yakıyor ama yapacak bir şey yok. Çarşamba günü yağmur var. Yani yarın yetiştirmemiz lazım. Çarşamba, perşembe tekrar yavaşa girerse büyük ihtimalle uzun bir süre daha atar bizim Muralas için yani, anladınız mı? Yastık başına geliyor, motor çıkamıyor ya patlanacak. Diferansiyel de kilitli ama. Kesek attığı için biraz, o yüzden çok rahat gitmiyor traktör, sürekli seke seke gidiyordu. Nadasların başında kuraktan dolayı yakınıyorduk, şu an çamurdan dolayı yakınıyoruz. Yani değişken. Hasadı bitti. Yani bizim için bitti. Bölgede mısır olanlar var. Birkaç biçeceğimiz yer var bizim de. Verimler hakkında size bir videoda bahsedeceğim. Detaylı olarak. Onları konuşuruz. Kış geçse de direkt tekrar eksek ya. Şu bir sene hızlı geçsin istiyorum nedense. Yani çünkü insan istediği şeylere ulaşamayınca hayallerine, daha zamanın geçmesini istiyor ki hayaller gelsin. En azından ben de öyle. Kafam da pişti ha. Şurada bir tane yarık var, çizgi.
diye. Geçen sene bir kaza geçirmiştim ya, oradan kaldı. Saç çıkmıyor orada. Evet arkadaşlar, yemek getirdi babam şimdi. Diyette olduğumu söylemiştim. Şimdi diyetteyiz diye tabii ki de şey olmuyor. Pilavdan, ekmekten falan vazgeçmiyoruz. Her şey sadece kararında yiyorsunuz. Olması gerektiği kadar. Ben yiyeyim en iyisi. Hadi bakalım. Evet, yan az önce sürdüğümüz tarla şurasıydı arkadaşlar. Şimdi farklı bir tarlaya geçtim yanının karşısına. Başta şuradaki üçgeni kapattım. Bakın şurada anlarsınız. Ekim sırasına göre, yani mısıra göre sürüm yapmaktayım. Tüm tarlalarda aynısını yapıyorum. Başta üçgeni kapatıyorum. Daha sonra ekiliş sırasına göre sürüm yapıyorum. Bu arada ara öğün saati. Ara öğünlerim çok canlı gözükmüyor ama şöyle fındık ve üzümler oluşuyor bugün. Bir porsiyon meyve, 10 adet falan fındık ara öğünüm. Saat 3.30'da falan yapılıyor. Bu tarlada biraz daha rahat gidiyor diğerlerine göre. Öyle yani, sürüyoruz vallahi. Devam. Diğer tarlanın yastık başını yapmadım. Yastık başları çünkü inanılmaz çamur. Zaten benim burada büyük ihtimalle işim bitmez bugün. Diğer tarlanın yastık başına sabah geleceğim donda. Donda yapalım ki yani en azından çamura göre daha rahat olacağını düşünüyorum. Traktör ilerler toprak sıkı olsa bile. Ya şu an motor ilerlemiyor çünkü. Diferansiyelle kitleseniz 4 teker sarıp duruyor. Saat 7'ye yaklaşıyor arkadaşlar. Burası da bir 30 dönüme yaklaştı ya da 30 dönüm oldu tam bilmiyorum. İki traktör daha geldi. Biri şurada, biri şurada. Onlar da analas yapıyor. Bırakacağım, yoruldum. Yarın sabah gelirim. Şu diğer tarlaların yastık başlarını da kapatayım. Öyle gideceğim ya. Başım artık, kafamın içi yoğunlaştı yani. Böyle sabahtan beri aynı uğultu, standart, sabit. Yorucu. İç aydınlatmayı yakınca yine en azından biraz video çekilebilir hal alıyor. Tarlanın birinde yastık başı kalmıştı bu bölgeden bağımsız. Yarın sabah belki buraya gelmeden önce bir oraya giderim. Diğer pulluk takılı diğer traktörde onunla. Bakalım. Günaydın arkadaşlar. Yoldayım, gidiyorum. Dün demiştim şey yapacağız diye. Ne o? Farklı bir tarlanın yastık başına gideceğim. Diğer traktöre pulluk takılı demiştim. Babam sökmüş pulluğu dün. O yüzden o iş iptal oldu. Şimdi yine aynı yere gidiyorum. Babam sabah erken gitti. Don da yok bu sabah. Dünkü gibi değil yani. Dün yastık başlarını iyi ki bırakmamışız. Çünkü don olmadı bu sabah. Bir faydası olmayacakmış. Bakın buralar yeşillendi bayağı. Dün ormandan bahsetmiştim. Ya dün var ya, o tarlanın birinin yastık başını sürerken rezil oldum ya. Full sırım attı, full. Motor zaten sırım attığı yerlerde çok sert olduğu için yürümüyor. Pullu bayağı batırırsanız motor olduğu yerde kalıyor zaten. Bayağı zorlandım yani. Yorulmuşum dün ya. O kadar uzun süre vallahi. Bayağıdır bu kadar uzun süre traktörle iş yapmıyorduk yani. Tarlalar böyle küçük küçük olduğu için sürüyoruz bitiyor, sürüyoruz bitiyor. Aslında yapıyoruz ama bilemedim ya. Bir yoruldum dün nedense.
Araba kaydı. Çamur olunca yerler. Üçgen, böyle üçgen kapatıyor arkadaşlar bu tarla kendini. O üçgene geldim şu an. Yani 50-100 metre gidip geri dönüp geliyoruz. 1 metreye kadar gidiyor öyle. Motor rahat gidiyor. Toprak biraz daha tava geldi. Dün ve ondan önceki güne göre şu an çok rahat yani. Konuşamadım. Burada 180 dönüm yer var. Ortalama 1500 kilo yaptı bu sene. Yine iyi. Geçen seneye göre düşük. Ya şöyle, aslında daha iyi yapan yer tarlalar da oldu. Mesela tarlanın biri 1700 falan yaptı. Bir tanesi de öyle yaptı. Ama bir tanesi mesela 1150 kilo yaptı. Bir buçuk ton yani. Buralar için çok iyi. Normalde crash bu tarlalar. Elektrikle sulanıyor. Pompa da biraz yetersiz geliyor. O yüzden de biraz su noksanlığı da çekiyor tarlalar ama yine o şartlara göre iyi. Yani 1520-1530 falan yaptı. Bir kez daha umutlarımız için sürüyoruz. Hazırlıyoruz. Traktör höpür höpür mazot içiyor. 2,5-3 kilo litre arası yakıyor galiba. 2,5-3 litre. Burası kanal. Eskiden tabi yağışlar fazla olduğu için buraya bir drenaj açmışlar. Sel kanalı galiba, bilmiyorum. Bayağı bir süre. Yani ben kendim bildim bile daha hiç dolu görmedim. Bu arada bu tarla benim TR6 model traktörü ilk denediğim tarla. Arkadaşlar almıştı. Bu tarlayı hatırlarsanız bir video vardı zaten, türkülerle Navas falan diye. 3 traktör Navas yapıyorduk. Bir TR6, bir tane Tumosan Maxima 115, bir de bizim TD100 vardı eski. Bu tarlada denemiştik. O zaman böyle kendi kendime şey diyordum. Ya çok fark yoktur, biri 100 beygir, biri 112 beygir traktör. Böyle inanılmaz farklı gelmişti bana, güzeldi. Hop, dönemeyeceğiz ya erken. Babam yol ayrımında bekledi. Ben eve gittim, yemek yedim, geldim. O da son tarlaya şöyle başlamış. Geliyor traktör. Biraz ağır toprak. Motor ağır geliyor. Sürülüyor ama yine iyi kötü. Yani bir yağmur daha yerse çok kötü olur. Bakalım. Tekrar şimdi mazot ekleyeceğiz bu arada. Mazot yine azaldı.
Tam da rast yapacaktık ki bana sap parçalama işi kaldı arkadaşlar. Bir on dönüm bir yer var sap parçalanacak. Buna ne olmuş böyle ya? Hemen oraya sap parçalama çekip geleceğim. Toprak işlememiz bugün itibariyle bitmiştir. Seneye artık kader nasip diyelim. Ne olacak, ne bitecek? Artık kestirilmiyor çünkü bilemiyoruz yani seneye ne olacak. Özellikle bu yıldan sonra ben kimsenin tamir edebileceğini düşünmüyorum. Geçen sene kimse tamir edemedi. Haydi bakalım. Hava da inanılmaz kapalı ya. Yağmur vardı normalde bugün. Sonra yağmur gitmişti. Bu geceye tekrar gelmiş. Bayağı uzun. Oy. Wow. Biri yeni pulluk almış. Güçlü 14 inç. Epeyce bir soğuk var. Şu makineyi bir temizleyelim de. Pisliğiyle gitmesin eve değil mi? Kabasını döktürsek geri kalan yolda uçuyor zaten. Makineyi kaldırmıştım. Kaldırmasak olurmuş. Daha kolay temizlenirmiş. Şimdi hepsi suratıma geldi. Esiyor burası da esiyor. Evet. Bu işte bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.